çocukların özellikle enfeksiyonlardan nasıl korunacağını hem okullarda hem de anneleri anlatması lazım. Çocukları, evet, influenza'nın bütün virüsleri, ölüm oranları diğerlerinden daha yüksektir ama domuz gribi sadece 2009 yılında yüksek ölüm oranına neden oldu. Grip salgını Kuzey Yarımküre ülkelerinde, Türkiye'de de aynı şekilde aralığın son haftasında başlar. Öncesinde tek tük vakalar ama aralığın son haftasında ısının da düşmesiyle vakalar daha çok artar. Ocak ve Şubat aylarında çok daha fazla görürüz. Mart'tan itibaren azalmaya başlar. Her zaman olduğu gibi vakalarımız başladı. Bazılarını da ayaktan takip ediyoruz poliklinikte, bazılarını yatırmak zorunda kalıyoruz. Salgın boyutunda değil henüz. Olabilir mi? Evet, Aralık sonunda, Ocak başında salgın boyutuna geçmesini bekliyoruz. Ama şu anda grip başladı diyebiliriz. Grip enfeksiyonu diğer üst solunum yolu enfeksiyonları gibi kendi kendini sınırlayan, bir hafta kadar süren ateşli bir enfeksiyon hastalığıdır. Ama influenza ya da halk arasındaki adıyla grip biraz daha farklı, çünkü genel durumu bozan, sistemik belirtileri çok olan bir enfeksiyon hastalığıdır. Yaşlılarda, bazı risk gruplarında çok ağır seyreder. Bu nedenle biz Aralık olunca uyarmaya başlarız. 2009 yılında çok büyük bir salgın geçirdi dünya aslında. Çünkü bu bir pandemiydi. Meksika'da başladı, 6 ay sonra Türkiye'ye gelmişti. Ve dünyayı gerçekten kasıp kavurdu. Yepyeni bir virüstü. Adı o yüzden domuz gribi oldu. Yeni bir virüstü. Herkes hasta oldu. Çok daha ağır geçirildi. Birçok kişi öldü. Genelde bu tip pandemilerden 10 sene sonra yeniden yepyeni bir virüste yeniden salgınlar başlar. Belki pandemi olmaz ama salgın boyutuna ulaşır her zaman. O nedenle bu sene biz biraz daha önem veriyoruz ki geçti 2019 yılı. 2019 yılındayız. Yeni bir virüs gelecek ve insanların bağışıklığının olmadığı bir virüsle karşılaşıp yine salgın boyutunu aşabilir diye bir beklentimiz var. Biz risk gruplarını uyarıyoruz. Aşılanmadılarsa yine aşılansınlar, aralık olmasına rağmen yine de aşılansınlar ve bazı belirtileri gösterdiklerinde başvursunlar sağlık kuruluşlarına. Erken bir tanı, erken yapılacak tedavilerle ölüm oranları düşsün diye. Çünkü ölümcül bir enfeksiyon seyri olabiliyor. Son zamanlarda aşı karşıtlığı, aşıdan şüpheler başladı. Ama bu bizi, kişileri değil tüm toplumu zayıflatan bir olay. Çünkü birkaç kişinin aşı olması arkasındaki 100-200 kişiyi de koruyabiliyor. Kimse aşılanmazsa bariyerler kalkıyor, herkes duyarlı hale geliyor. O nedenle o aşıyı, bizim elimizdeki en büyük silahı kullanmamız lazım. Herkese mi? Herkese mi aşılayalım? Hayır değil. Risk gruplarını aşılayalım. Risk grupları zaten daha kolay enfeksiyon oluyorlar. Daha yüksek ölüm oranları, daha çok komplikasyon yaşıyorlar. Kim onlar? Bir kere yaşlılar. 65 yaşın üstünü söylüyoruz. Onlar hiçbir hastalığı olmasa da aşılanması gerekiyor. 65 yaşın üstünde kronik hastalığı olan ya da altında kronik hastalığı olanlar, onlar da aşılanacaklar. Neler? Mesela steroid kortizon kullananlar, kalp hastalığı, böbrek hastalığı, akciğer hastalığı olanlar mutlaka aşılanması lazım. Küçük çocuklar, 2 yaşın altındakiler, gebeler, uzun süre aspirin kullanan çocuklar, bakım evlerinde kalanlar aşılanmak zorunda. Bunların aşılanması ölüm oranlarını düşürüyor, komplikasyon geçirmelerini de çok çok azaltıyor. Her 10 senede bir epidemi gördüğümüzü görüyoruz. Her 10 senede bir görüyoruz. Şimdi 2009'dan sonra 10 yıl geçtiği için yine her zaman gördüğümüz mevsimlik salgın düzeyinden daha yüksek bir salgın bekliyoruz. Güzel bir şey daha var. 2010'dan sonra grip aşılarının içine domuz gribi aşısı da konuldu. Yani kim aşı olduysa içindeki 4 suçtan bir tanesi domuz gribiydi. Yani aşı olanlar domuz gribine karşı zaten her sene antikorlarını yükseltiyor oluyorlar. İnfluenza virüsü ya da grip virüsü nasıl bulaşır sorusu çok önemli. Mutlaka hastadan duyarlı kişiye bulaşıyor. Bir kişinin, hasta olan kişinin hapşurmasıyla ya da konuşurken 1 metre yakınında bulunması ya da hapşurduktan sonra eliyle aldığı solunum sekresyonlarını dokunduğu yerlerden duyarlı kişinin de dokunmasıyla bulaşabiliyor. Karşılaşması da çok şart değil yani. Solunum sekresyonlarının bulunduğu yerlere başka birinin dokunmasıyla da enfeksiyon bulaşabiliyor.
Burada ne devreye giriyor? Hijyenik ortamlar çok önemli. Kış aylarında özellikle çocukların ellerini sık yıkaması lazım. Öksüren ve hapşuranların elleriyle ağızlarını kapatmaması, hiçbir şey bulamıyorsa dirseğine ama bulabiliyorsa eldiveniyle ağzını kapatarak hapşurmasının çok önemli olduğunu vurgulamak gerekir.